Nedret Ersenel Amerika kazanırsa, Rusya kazanırsa, Türkiye Batı destekli Ukrayna kuvvetlerinin Rusya topraklarında düzenledikleri saldırılarla düzinelerce tank ya da yüzlerce asker kaybından ağır travma yaratacak eskimi de Moskova savaş gemisinin batırılması Kremlin'e davet mektubunun bir daha teslim edildiğini gösteriyor. Hızlı ve kanlı ol. İki vakada Putin'in sessiz kalmasını imkansız kılacak darbeler, savaşın sınırlarını aşması ve sadece kendisinin değil etrafındaki donanma unsurlarının da korunmasından sorumlu lider kruvazörün vurulması cevabın ne nasıl olacağı korkusunu yükseltiyor. Amerika ve kimi müttefiklerin savaşı beslediği ve teşvik ettiğine yönelik artık kimsenin kuşkusu bulunmuyor. Önde gelen daha doğrusu önde giden ülkede İngiltere. Rusya'ya bakarsanız, bu çaday yaşananların arkasında Londra bulunduğuna dair net, detaylı ve bol delil Rus istihbaratının elinde. Talep eden olursa paylaşmaya da hazırlar. Diğer kesin bilgi de Rusya'nın harekatı tamamlayıncaya kadar durmayacağı. Putin, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki eylemlerinin yalnızca düşman güçlerini bağlamayı, Ukrayna ordusunun altyapısını yok etmeyi, kısaca ülkenin doğusunda Donbas'ta aktif operasyonlar için koşullar yaratmak olduğunu söyledi. Rus ve Ukrayna kuvvetleri Donbas için hazırlıklarını sürdürüyor. Buradaki savaşın belirleyici olacağı yönünde kanaat hakim. Yani bir kazanan ve kaybeden ortaya çıkacak. Bu yüzden Rusya doğrulanmamış rakamlara göre 100 bin seçilmiş askeri bölgede topluyor. Kiev yönetimi de mevcut müsait tüm kuvvetleri doğu cephesine aktarıyor. Ayrıca bu birlikler donanımlı ve içlerinde yabancı savaşçılar da mevcut. Hatta batı basınına bakarsanız İngiliz özel kuvvetleri SAS ve Amerika özel kuvvetlerinin Delta askerleri de orada. Kremlin'in muhatap olduğu medya sorularına bakıldığında neden daha hızlı hareket edilmediği öncelik kazanıyor. Verdikleri yanıt batının çabuk ve kanlı tahriklerinden anlaşılabilir. Bedeli ne olursa olsun diye değil, adım adım kontrollü bir savaş planı sahaya giydiriliyor. Bu da sahadaki sonuçlarını en fazla bir ay içinde yoğunlaşarak belirginleşeceğine ama nihai sonuç çıkmasının daha fazla zaman alacağına işaret ediyor. Putin salı günü yaptığı açıklamada Moskova'nın başka seçeneği olmadığı cümlesini tekrarlayarak Harekat eksiksiz tamamlanıncaya ve belirlenen görevler yerine tam getirilinceye kadar sürecek sözünü verdi. Seçeneksizlik sadece muharebe sahasına yönelik bir ifade değil. Stratejik ve büyük haritaya ait bir çatı. Savaşın doğası anlık gelişmeleri tartıştırdığı için Rusya'nın bu savaşa neden son çare olarak girdiğini unutturuyor. Çıplak gerçek, Rusya'nın bu savaştan Çin ve Amerika ile eşit ve güçlü bir süper güç olarak çıkması şart. Çünkü yeni dünya düzenini kuracak asıl oyunculardan biri olmasının tek yolu bu. Doğru yanlış böyle inanıyorlar. Moskova'nın başka seçenek yok ifadesi o. Geçtiğimiz perşembe günü Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun Donbas'ta savaş müzakereleri ve barış arayışlarını tökezletecek mealindeki açıklamalarıyla Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın Kalın'ın bu savaşın etkileri on yıllar sürecek, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak, büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak okumaları aslında savaşın kaçınılmazlığıyla küresel gerçekleri, Rus askeri adımlarının arkasındaki stratejik kırıkları, mecburiyetleri de anlatıyor. Bu da bizi her şeyiyle konuşulan savaşın bir türlü dillendirilmeyen temel çıktısına yüzleşmeye getiriyor. Savaşı Ukrayna yani Amerika ve İngiltere kazanırsa ortaya çıkacak yeni dünyada Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Savaşı Rusya kazanırsa geri kalan dünyada Türkiye'nin konumun ne olacak? Rusya'nın kaybetmesi durumunda Amerika'nın Çin'e yürüyüş yolları rahatlamış olacağı gibi Batı ittifakı denilen köhne mimari yerleşik düzeni yaşatmaya devam edecek. Bir seri haklı itiraz geliştiren Türkiye gibi ülkelerin biat etmesi istenecek. Üstelik şartlar değiştiği için çekimser kalan ülkelerin imzalamaları için daha sert teslim belgeleri masaya sürülecek. Batının başarısız olması durumunda ise yer küre bir bilinmezlik obruğuna yuvarlanacak. Çin ve Rusya gibi küresel hakimiyet teorileri gelişmemiş ülkeler benzer taleplerle karşımıza çıkacaklar. Üstelik mesele sadece savaşın kazanılması, kaybedilmesi olmadığı. Örneğin halihazırdaki nizamın ekonomi politik, dolarizasyon, askeri güç dengeleri de iyice savrulacağından kara delik oluşacak. Stabilizasyon, istikrar bulunana kadar da büyük stratejik kayıplar ve insani dramlar yaşanacak. Yıllar boyu. Bu açıdan bakılınca Amerika'da seçeneksiz. Ne tüm mimariyi yenileyebiliyor ne haklı itirazlara, global adalet arayışlarına cevap verebiliyor. İç istikrar ve ekonomisi çok dalgalanıyor. Kör topal son darbeyi vuracağını düşündüğü Çin'e yükseliyor. Türkiye için çaresizlik, seçeneksizlik boyutunda açmaz, kriz iyi yönetilir ve gelecek iyi teşhis edilirse, onlarınki kadar katı değil, daha şeffaf. Ankara, Orta Asya, Avrasya, Karadeniz, Akdeniz, hatta Orta Doğu haritasına bakıldığında, dünya ikili, çoklu veya kutupsuz bile olsa sıkışmış değil. Tersine yüksek kartları var. İlk yapılması gereken, son dönemde büyük aşamalardan geçen ordumuzu, Dosta güven, düşmana korku veren bir yapıya daha da dönüştürmek 2 iç politik istikrarı korumak Nedret Ersenel Yeni Şafak Burhanettin Duran Yeni soğuk savaş söylemi yaygınlaşıyor. Covid-19 salgınının büyük güç rekabetini hızlandıracağı tespiti yapılmıştı. Virüsün yayılmasında Çin'in sorumluluğu hatırlatılmakla kalmamış, Amerika ve Çin arasında yeni bir soğuk savaşın şekillendiği söylenmişti. Virüsün etkisini kaybettiği dönemde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin uluslararası sisteme muhtemel etkilerini tartışıyoruz. İşgalin tetiklediği küresel değişimi adlandırırken yine yeni soğuk savaş tabiri kullanılıyor. Tabii bu sefer Batı ittifakı ve Rusya arasındaki gerilimi tanımlamak için Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle girilen Amerikan hakimiyetindeki liberal dünya düzeni zaten krizdeydi. Artık tümüyle sona erdiğini ve yeni bir küresel düzensizliği evresine girdiğimizi konuşuyoruz. Hatta Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya'nın son revizyonist işgalinin İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından kurulan Birleşmiş Milletler sisteminde ciddi bir kriz oluşturduğu aşikar. Batı ittifakı için Putin yönetimindeki Rusya artık ciddi bir tehdit olarak konumlandırılıyor. Ukrayna savaşının başındaki nükleer silah kullanma meselesinin gündemden düşmesi iyi bir gelişme ise de Amerika Başkanı Biden'ın Rusya ve Putin eleştirisinde sürekli el yükselttiği gözden kaçmıyor. Biden savaş suçlusu tanımlamasından soykırım aşamasına geçti. Amerikan stratejik aklının asıl rakibi olan Çin'i sınırlandırma hedefinden vazgeçmesi mümkün olmadığına göre günümüzdeki büyük güç rekabetinin giderek iki cepheli bir yeni soğuk savaş formu aldığı görülüyor. Matthew Bros ve Robert A. Manning bu gidişatın çok daha yüksek askeri harcama, küresel ekonomiyi zora sokacak ölçekte büyük bir belirsizlik, ve Amerika'yı yeniden yapılandırma hedefinden uzaklaşma sonuçlarını üreteceği görüşündeler ve Biden yönetimini hem Rusya hem de Çin'i karşısına alacak çifte bir soğuk savaş hatasına düşmemesi yönünde uyarıyorlar. Ukrayna savaşının uzaması ve Batı'nın Rusya'yı büyük güç statüsünden düşürecek ölçekte yenilgiye uğratmakta ısrarcı olması durumunda soğuk savaşın ilk cephesi derinleşecektir. Bu durumda ikinci cephe olan Çin'in tercihi kritik olur. Rusya'ya askeri ve ekonomik destek vermek, küresel ticaret dengelerinde Çin'e önemli maliyetler getirir. Moskova'nın iyice hırpalanmasını seyretmek de Pekin'e uymuyor. Çin zayıflatılmış Rusya ile daha uygun şartlarda stratejik ilişki kurabilir. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra birçok bölgesel gücün Rusya yaptırımlarına katılmadığı düşünülürse, Amerika'nın çifte soğuk savaşı yürütebilmesi de mümkün görünmüyor. Avrupa'da Putin'in kaderinin Milošević gibi olacağını bekleyenler, Rusya'nın dünya güç denklemlerine müdahale imkanlarını küçümsüyorlar. Yaptırımların şimdiki halinde bile gıda, enerji ve finans alanlarındaki küresel krizden bahsediyoruz. Doların hakim rezerv para konumunun zayıflayacağı tahminleri yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, savaşın etkilerinin küresel ve sistemik olduğuna, dünyanın bunu karşılayamayacağına dikkat çekiyor. Savaşın sona erdirilmesi için öncü liderleri harekete geçmeye davet ediyor. Türkiye, salgının ve Ukrayna Savaşı'nın dünyaya yaygın olumsuz etkilerini giderme çabalarında öne çıkan bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut uluslararası sistemin adaletsizliğini ve Birleşmiş Milletler sisteminde reform ihtiyacını sık dile getirmesiyle biliniyor. Nitekim Ukrayna'daki savaş başlamadan önce de, savaş sırasında da bir an önce ateşkes ve barışa ulaşmak için diplomasiye ağırlık verdi. Çok sayıda liderle görüşerek Antalya ve İstanbul görüşmelerini temin etti. Buça ve İprin'den gelen görüntüler ve savaşın Donbas bölgesinde yoğunlaşması müzakereleri sekteye uğrattıysa da Türkiye iki lideri bir araya getirme hedefinden vazgeçmedi. Nitekim Avusturya Başbakanı Neamer'in Putin'le görüşmesi öncesinde ziyaretine Erdoğan'la da koordine etmesi ve görüşme sonrasında beni iyimser yapan tek şey Putin'in İstanbul müzakere sürecini bizzat gündeme getirmiş olmasıydı demesi dikkatlerden kaçmadı. Elbette sadece Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle bu savaş ortamından çıkılamaz. Amerika, AB, NATO ve Rusya arasında da yeni dönemi belirleyecek bir uzlaşma gerekli. Uluslararası sistemin değişim dönemlerini en iyi okuyan ve buna göre politika geliştiren ülkelerden birisi olarak Türkiye bu uzlaşmaya ciddi katkılar verebilir. On yıllarca sürebilecek yeni soğuk savaş ortamına mahkum olmamak için liderlerin öncülük yapma zamanı. Burhanettin Duran Sabah